Şerif Hoca değil mi o ya? Bunların ne işi var ki burada? Ne işi var ya bunların burada? En iyisi evlenmeyelim biz müdür bey. Aa, bak kızmaya başlayacağım ama yine müdür bey dedin. Ne diyeyim? Hala evlenmediğimize göre müdür beyiz. Ya evleneceğiz bir tanecik sevgilim. Nasıl evleneceğiz? Her şeye pahalı diyorsun. Ama pahalı. Ama beni sevseniz bu kadar para düşünmezdiniz. Ya o senin o güzel ağzına hiç yakışıyor mu böyle konuşmak ya? Hem ben ne diyorum? Cerrah bey olmadan alışverişe gitmeyelim diyorum. Adam sonuçta benim sadıcım. Darılır vallahi. Ben olsam darılırdım. Hadi söyle bakayım ne yiyeceğim bak. Bak bir sürü şeyler var. Nerede kaldı bu hesap ya? Arkadaşlar benim size bir şey söylemem lazım. Patron o. Ver ver. Arkadaşlar hesapta geldiğine göre de haydi. Pamuk eller cebe. Hadi hadi hadi. Kitleyemedik. Yuh! Bu ne be? Oğlum ne yediniz, ne içtiniz? Böyle hesap mı olur? Bakayım. Abi bu ne? Bir daha buraya gelmeyelim. Böyle hesap mı olur? Oha! Oğlum biz altın mı kemirdik? Bu ne? Arkadaşlar, hesabı kime kitleyeceğimizi buldum. Oğlum sakın olmaz. Şimdi biz müdüre selam veririz. O kendi hesabını bize kitler. Abi müdür bize para kaptırmaz ki. Ya yok. O iş bende. Siz rahat olun. Arkadaşlar benim size bir şey söylemem lazım. Gerçekten. Emel şimdi dur. Daha acil bir işimiz var. Of. Bekle bekle. Resme sosyete kafesine gelmişiz. Şu fiyatlara bak. Bence siz en ucuzu hangisiyse ondan sipariş edin. Çok özür dilerim. Yüksek sesle düşündüm. Olur mu öyle şey? Ne istiyorsan söyleyelim. Paranın lafı mı olur bir tanem? Yani bilemiyorum. Ben de şey diye düşündüm. Hani dün masrafları sizi biraz fazla üzdü ya. Tribine kurban, tribine bandım. para. Bu gidişle evlenemeyiz biz. Daha annenizi de ikna edemediniz zaten. Ya annemi niye karıştırıyorsun şimdi bir tane? Hocam. Senin burada ne işin var gereksiz? Hocam biz hep buraya takılıyoruz. Vay! Okulda para toplarken fukara edebiyatı yapıyorsunuz. Lüks kafelerden çıktığınız yok. Buyur. Hocam vallahi çok haklısınız. Yani bu devirde bir öğrenci harçlığıyla yaşamak çok zor. Hocam vallahi olmaz. Hayatta olmaz hocam. Verin o mübarek elinizi bir öpeyim. Oh! Hocam yani şimdi sizin de böyle bir sürü masrafınız vardır evlilik üstü. Bizim hesabımızı ödemenizi kabul edemeyiz. Gönlümüz el vermez hocam. Yavaş. Ne hesabı gereksiz? Bir tanem hocam. Yani Allah sizi inandırsın. Şerif hocam kadar ben cömert bir adam görmedim. Hocam bizim her yerde her türlü hesabımızı öder. Evladım bak şimdi biz bir tanem hanımla çok özel şeyler konuşuyoruz. Hadi git arkadaşların seni bekliyor. Bak seni çağırıyorlar. Ama hocam. Evladım senin disiplinde bekletilen bir dosyan var mıydı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Hocam o zaman sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sizi yalnız bırakayım. Saygılar.